Maça iyi başladık. Zaten bir aylık bir hazırlık sürecimiz vardı. Kondisyonumuz iyi durumda. Maça da iyi başladık. Kafadan 2-0 öne geçtik. Maçı tam koparacağımız zaman birkaç tane gol kaçırdık. Direkten dönen 4-5 topumuz var. Eğer onları atabilseydik maçı daha erken kopartabilirdik. İkinci yarının başında rakibimize bir gol bulunca maç biraz sıkıntıya girdi ama daha sonra iyi toparladık ve maçı kazandık. Bireysel performanslara bakarsak eksikliklerini gördünüz ya da galibiyette pay sahibi olduğunu düşündüğünüz oyuncular var mı? Ön plana çıkan oyuncular var mı sizin? Şimdi bizim takımımızda herkes elinden geleni yaptı. Yani açıkçası burada bir kişi ön plana çıkarmak istemiyorum. Çünkü takım olarak hazırlanıyoruz biz buna. Aşağı yukarı 14 kişilik ekibimiz var. Oynayan oynamayan herkes içeride. Bugün bizim de olmayan arkadaşlarımız da vardı. Sakat olan arkadaşlarımız da vardı. O yüzden takım olarak oynadık. Takım olarak da kazandık. Grup değerlendirmesi yapacak olursak grubunuzdaki takımları tanıdığınız, tanımadığınız takımlar olabilir. Maçlar oynandı burada bilmiyorum. Kendi grubunuzdaki maçları izlediniz mi? İyi bir başlangıç yaptınız. Şu anda 3 puan sahip bir takımsınız. Rakibiniz olacağını düşündüğünüz, çekişeceğinizi düşündüğünüz bir takım var mı? Ya da gözünüze kestirdiğiniz bir takım var mı? Onu söyleyeyim. Şimdi grubumuza bu hafta MNG Kargo bay geçti. Bizden önce Kardem Tekstil ile diğer arkadaş gruptaki diğer takım maçı vardı. Onları izledik. İki takım da iyi takım. Dinç takımlar. Fizik gücü olarak iyi takımlar. Tabii MNG görmedik ama gördüğümüz kadarıyla biz grubun iddialı takımıyız. Gruptan en kötü 2-2'de çıkacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki haftalarda nasıl bir hazırlık süreci geçecek takımımız adına maçlara hazırlanmak için? Hafta içi lig maçlarına özel bir hazırlık yapıyor musunuz? Biz hafta içi yaklaşık bir aydır zaten haftada 3 idman yapıyoruz. Gün aşırı idmanlarımız var. Yine işte idmanlarımız genelde kondisyon ağırlıklı yaptık. Şimdi biraz daha aktif dinlenme olarak maç performansıyla maçlar başladığı için grup maçları biraz daha hafife haftada ikiye düşüreceğiz. Yine tabii ki antrenman devam edecek dinç kalmak adına. Haftada iki antrenmanla bundan sonraki maçlarımıza hazırlanacağız. Pekala. Biz tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.